Rusya'nın Orenburg bölgesini şiddetli yağışın vurması sonucu Orsk kentinden geçen Ural Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj setinden taşmıştı. Orsk Belediye Başkanı Vasili Kozupitsa kentteki ikinci bir nehir olan Yelçanka'nın taştığını ve bölgede yaşayanların tahliyesi için önlemler alındığını söyledi. Orsk kentinde 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırılırken Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Orsk şehrindeki barajın patlamasıyla en az 10 bin ev sular altında kalırken 230 bin nüfuslu kentte 6100 kişi tahliye edildi. Kentteki 40 okuldan 15'i de sel sularına teslim oldu. Selin bulunduğu bölgede yaşayanlar kanolarla evlerini terk etmek zorunda kaldı. Orenburg bölgesinin batısında bulunan Buzuluk kasabasındaki Samara Nehri'nin de su seviyesinin yükselmesiyle bölgede gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı yetkililer 310 bin nüfuslu Kurganda nehir kenarındaki mahallelerde yaşayanların Sel sularının kısa süre içinde kente ulaşması ihtimaline karşı bölgeyi terk etmesi uyarısında bulundu. Orenburg bölge valisi Deniz Paslerse, kenti Vuran selin kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana bölgede etkili olan en büyük sel felaketi olduğunu ifade etti. Pasler, Orenburg bölgesinin ardından Kazakistan'dan geçerek Hazar Denizi'ne dökülen 2.400 kilometre uzunluğundaki Ural Nehri boyunca sel felaketinin yaşandığını sözlerine ekledi en az 550 bin kişinin yaşadığı Orenburg'un belediye başkanı Sergey Selmin'de sel suları geliyor ve önümüzdeki günlerde su seviyesi daha da artacak. Sel durumu oldukça kritik açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkova bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunması talimatı verdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ural'daki Kurgan ve Siberya'ya bağlı Tümen bölgesindeki sellerin kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Kremlin açıklamasında, Putin'in bölge valileriyle de telefon görüşmesi yaparak bilgi aldığı aktarıldı. Kurenko ise yaptığı açıklamada şişelenmiş su ve mobil arıtma tesislerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Yerel sağlık yetkilileri ise Selim vurduğu bölgelerde hepatit A'ya karşı aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.